Evet, Aki TV ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir, programımıza ortak olabilirsiniz. Ali, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah, sağ olun. İsterseniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir müjdesiyle başlayalım. Muhalefet tarafından da çekiştirilip duran bir hadiseye ilişkin ifadesiyle başlayalım. 3600 meselesini biz çözeriz diyor. Bugün akşamda var, Yeni Şafak'ta var ve bir gazetede daha sürmanşet ya da manşette ama hangisi tam hatırlamıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Evet, 3600 biraz uzadı gibi, verilir verilmez ayrı bir tartışma. Muhalefet verebilir mi? Apayrı bir tartışma. Çünkü muhalefetin neyi yapıp neyi yapamadığını bir anlamda test etmek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki yönetime bakmamız lazım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki yönetime bakmamız lazım. Ona göre de verdikleri sözleri tutabiliyorlar mı, tutamıyorlar mı? O noktada bir değerlendirme yapabiliriz. Yine Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 3600 meselesi de çözülecekse biz yine çözeriz. AK Parti iktidarı çözer. Şunun da altını çizelim. Yani daha evvelki dönemlerde, iktidarlar döneminde verilmiş de sonradan geri alınıp ondan sonra şimdi tekrar verilecek bir hakta değil. Daha önceden ne, olmayan bir hak. Ek gösterge ne? Ben o konuda memurlarla ilgili bir ek gösterge ile çarpma. Aslında bana soracak olursanız bunların hepsi fasafiso. Ya maaşına yaparsınız, zammı yaparsınız. Herkes bilir. Yok şunu şununla çarpacaksın, bunu bununla çarpacaksın. Efendim maaşına yansımayacak şekilde, sadece emekli maaşına yansıyacak şekilde şu şöyle hesaplanır. Emekli olduğunda İşte şununla çarparak emekli maaşı hesaplanır veya emekli ikramiyesi hesaplanır diye değişik karma karışık sistemler var. 3600'de özellikle emekli olduğunda memurlar ikramiye aldıklarında diyelim ki şu an itibariyle afaki söylüyorum 100 bin lira alıyorsa bir memur 130 bin lira emekli ikramiyesi alabilecek duruma gelecek. Bildiğim kadarıyla görevde oldukları sürede herhangi bir ek katkısı olmayacak. Yani şu an maaşı 5 bin lira olan yine 5 bin lira olarak maaşını sürdürecek. Ama emekli olduğunda 5 bin lira, 4 bin lira, 3500 lira olarak emekli oluyorsa, emekli maaşı alıyorsa o 3500 liralık emekli maaşı 4 bin liraya çıkacak. Yani emekli maaşı hesaplanırken dikkate alınan bir kas sayı. Dolayısıyla o çerçevede bana kalırsa böyle 3600'lü, 2400'lü vesaire bunların hiçbirine gerek yok. Yapsınlar bir hesaplama. Kardeşim emek işçi içinde, memur içinde, çalıştığı dönemde şu kadar prim ödeyen kişinin o sonuçta emekli olduktan sonra da alacağı maaş bunun %80'idir desinler, %90'ıdır, %75'idir desinler, işi bitirsinler. Yalnız burada bir şeyi hatırlatayım. Benim tahminim tabii, bir özel bilgim vesaire yok. 3600 meselesini biz çözeriz diyor Sayın Cumhurbaşkanı ama bilebildiğim kadarıyla bütün memurlara da bu hak verilmeyecek diye en azından ben tahminde bulunuyorum. Özellikle polisler için verilmeyecek mi? Hayır. Bence polisler en için çok verilecek. Gereken. Tabii. Ha, tamam. Polisler için verilecek. Sağlıkçılar için büyük ihtimalle. Tamam. Ondan sonraki meslek grupları için de birkaç meslek grubu da büyük ihtimalle dahil olacak ama bütün memurlar için de şu anlık en azından verilmeyecek ya diye tahmin ediyorum. Bence bu işi en çok hak eden polis memurları. Tabii. Yani bakın, sonuçta hayır görüyoruz Ali Bey. Tehlikesi yani bakın, var. Bir şey ekmekle ne der, mesai diye bir kavramı yok. Niye? Polisin kendi içinde de mesai diye bir kavramı yok. Ya olay var, kaos var, saldırı var, terör var. Polis ne diyecek? Benim mesaim doldu, ben gideyim yerime bir arkadaş mı gelsin? Mümkün. Hayır. Ben görüyorum mesela Gezi'de o polis memuru, o çocuklar, gencecik çocuklar yarım ekmek arası salam ya da kaşar bir tane de küçük meyve suyuyla bütün gün akşama kadar 12 saat, 13 saat, 14 saat, 15 saate varan sürelerde oralarda o şeyin içerisinde kaskıyla, kalkanıyla, şu suyla, bu suyla
nöbet tutuyordu. Kimin için? Can güvenliğimizi sağlamak için yapıyordu. Yani verilecekse hani siz bir an... Tabii tabii. Birinci derecede yani verilecekse diye bir şey yok. Birinci polisler, emniyet mensupları. Ondan sonrasında sağlıkçılar var. Ondan sonrasında devamında da birkaç meslek grubu daha var. Ama ilk aşamada büyük ihtimalle polislerin ve sağlıkçıların bu sorunu çözülmüş olacak. Diğerleri de belki ilk partide, belki sonraki ikinci partide hayata geçirilmiş olacak. Ya burada topluma da şeyi seslenmek lazım. Yani CHP bol keseden dağıtıyor. Niye? Zaten gelemeyeceğini biliyor. Yarını da yok bu işin diyor. Yarın o bütçeyi ben hazırlamayacağım nasıl olsa. Söyleyelim gitsin diyor. O vesileyle söyleyelim. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını uçuracaklardı. İki ayını doldurdular. Uçurdularsa, eğer uçurabilirlerse ben de diyeceğim ki 3600 göstergesini de halleder CHP. O erken yaşta emeklilik diyerekten tanımlanan veyahut da emekliliği yaşa takılanlar diye tanımladığımız Bülent Ecevit'in ve Süleyman Demirel'in birbirleriyle kavgaları sonrasında çıkan karmaşa sebebiyle şu an aslında 1999 yılındaki kanun öncesinde çalışmaya başlayıp ama 99'da Bülent Ecevit'in hükümeti döneminde çıkartılan kanunla hak ettikleri, tırnak içinde söylüyorum onu, tam olarak ben de hak ettikleri kanaatinde değilim. Çünkü 1999 yılında daha bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık çalışmış olan kişi ben emekliliğimi hak ettim diyebilecek durumu yok. Ancak 2020'de hak edebiliyor. 2020 yılındaki kanuna sen tabisin. 1998 yılındaki kanuna tabi değilsin. Ama genel hatlarıyla şunu söyleyebiliriz. Süleyman Demirel. O ne veriyorsa ben bir fazlasını veriyorum dedi Bülent Ecevit'le kavga ederken. O kavganın sonunda da Türkiye maalesef böyle garip tartışmaların yaşandığı bir ülke haline geldi. O noktada ben belki biraz sonra konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şunu yapacağız, bunu yapacağız vesaire vesaire dedi. Şimdi tek yaptığı şey vakıfların işlettiği yurtları alıp el koyup başka diyebilirsiniz. Şey biz açtık diyerekten takdim ettik. Başka bir şey daha var. Murat Ongun dün tweet atıyor. Arkadaşlar bulabilir mi, yetişebilir mi o konu bilmiyorum ama dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıyor. Diyor ki işte falanca yolu diyor Maltepe'deki şeyi çok soran oluyor. Yeni hizmeti açtığımız Maltepe başı büyük Samandıra yolu ücretsizdir diyor. Bakın İBB'nin otobüsü AŞ'yi batıran, otobüs AŞ'deki görevinden alınan, çok vasıflı olduğu için İBB'nin sözcüsü, ünlem işareti de var. Derken... Ünlem işareti de var. Bakın şu tweet, sağ olsun arkadaşlar, hemen buldu rejimiz. Çok soran oluyor, yeni hizmeti açtığımız Maltepe Başıbüyük Samandıra yolu ücretsizdir. Bakın, yani kafa buluyor. Diyor ki siz yaparsınız böyle. Yap. 2017'de ihaleye çıkmış, projesi tamamlamış. Siz sadece açılışını yapmışsınız. Bakın açtığımız diyor, yaptığımız demiyor. Yaptığınız şehir hastanesi yolu olacaktı. Ona paramız yok dediniz. Sadece açtığınız yol. Ya da İmamoğlu paylaşıyor, diyor ki doğalgaz borularının içerisinde gezen makinayı yaptık, bu robotu yaptık. Boruların güvenliğini bununla denetliyoruz diye paylaşım yapıyor. Bir bakıyorsunuz 2016'da 2015'te robot İBB tarafından yapılmış. Zaten çalışıyormuş. Hala hazırda şey yapılıyor. Yani şov. CHP'nin yaptığı işin şov kısmı. Yani sonuçta Cumhurbaşkanı biz yaparız bunu diyor. Binali Yıldırım da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sırasında yaparsak yine biz yaparız. Onu da biz yaparız dedi. Veyahut da devamında da bunu da biz yaptık, şunu da biz yaptık diye takdimlerde bulunmuştu. Gene benim de söyleyeceğim şey, eğer Türkiye'de çözülecek bir sorun varsa onu da yine görebildiğimiz kadarıyla AK Parti'den başka birisinin yapabilecek gücü ve kapasitesi yok. Yurtlar konusuna bir giriş yaptığımıza göre ben hızlıca belki notlarımı sonra unutuyorum ben. Onlardan devam edeyim. Cumhuriyet Gazetesi'nin işte acı gerçek diye attığı bir başlık var, manşet var. İstanbul'da yüz binlerce öğrencinin barınmasını sağlayacak para vakıflara akmış diyor. Şimdi yüz binlerce öğrenci barınmasını sağlayacak para vakıflara akmışsa Ekrem İmamoğlu da 2,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğuna göre 2,5 yıldır o paralar akmadığına göre siz şimdi ne yaptınız buyurun gösterin diyorum ben bu manşeti atan Cumhuriyet Gazetesi'nin yetkililerine. İçkili balo. Sorsunlar. Evet. Bu şeyin Fatih'in
Bellini'nin, hatta sonrasında da Bellini'ye ait olmadığı ortaya çıkıyor. Onun yanındaki çırağı yapmış bilmem ne falan filan deyip geveledikleri İngiltere'deki A4 boyutundaki tablo, bunlara gitti para. Evet. Spot'un da şöyle diyor Cumhuriyet Gazetesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP döneminde yandaş vakıf ve derneklere harcadığı parayla binlerce öğrencinin barınma sorununun çözülebileceği ortaya çıktı. Peki 2,5 yıldır ne aldığınız yaptınız? El koydunuz. O binlerce vakıflarda kalan öğrenciler için bir şey yaptınız mı? Tek, bakın tek diyorum, bir tane öğrenciyi bir evde barındırdınız mı diye soruyorum. Yüzlerce kişilik öğrenci yurdu falan açtınız mı diye sormuyorum. Diyecekler ki, diyorlar zaten, İBB tarihinde ilk kez bu yıl 3 yurt açtı diyor. 3 yurda bakıyorum, 3 yurda bakıyorum, 3'ünü de AK Parti'nin binalarına yaptı. El koymuşlar. Bakın. Yaptığıyla açtı evet. arasındaki muazzam evet. farklılık işte. Evet, onu manşet yapmak lazım. Açtı ne demek? Yaptı ne demek? Açtı dediğiniz zaman AK Parti'nin yaptığı binalara el koyup onları açmak demek. Ama yapma noktasında 2,5 yıl, 1 yılda, 1,5 yılda hızlandırılmış şekilde 4 katlı, 5 katlı, 6 katlı inşaatlar yapılıp bitiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hele hele efendim şu kadar israf var, bu kadar israf var, biz geldiğimiz zaman bunların hepsini sonlandıracağız. Yok öyle çalışana musakka, yöneticiye antrikot, edebiyatıyla iş başına gelen Ekrem İmamoğlu bir tane kendisinin yapıp bitirdiği öğrenci yurdunu bana göstersin. Öğrenci yurdunu boş verdik. Bir tane iki tane kreş gösteremez ki ne tantanalarla o sözleri vermişti. Burada özellikle ben sadece böyle söyleyerek geçiştirmeyelim. O yurtların isimlerini de verelim. Örnektepe'de bir öğrenci yurdu var. 300 kadar öğrenci barınabiliyor diye açıklama yaptılar. Ve hizmete girdi dediği Cumhuriyet'in açtı dediği yerlerden birisi de o. Kim yapmış? 2016 yılında temelini atmış, 2019 yılında bir inşaatını bitirmiş AK Parti döneminde. Ama vakıflar tarafından, TÜRGEV tarafından işletilecekken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı el değiştirince TÜRGEV'den alınan bir gençlik merkezinden bahsediyoruz. Şimdi onu yurda çevirmişler. Peki ben diyorum, 2016 yılında başlayıp 2019 yılında bitirmiş AK Parti o binayı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetirken. Peki 2019'da seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu 2021'in sonuna geldik şu noktada. Yapmaya başladığı bir bina göstersin. Bitirdiğinden vazgeçtim. Yok. Avcılar'da bir yurt açmışlar. Avcılar'daki yurt için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendisinin internet sitesinde var. Öğrenci yurtları diye takdimde bulunmuş, bir link vermiş. Açıklaması şu: Avcılar'daki kız öğrenci yurdu ile ilgili. Avcılar iki kız öğrenci yurdu 2015 yılında deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiş olan binasında yüksek öğrenim gören öğrencileri ağırlamaktadır. 6 kattan oluşmaktadır. Yani 2015 yılında AK Partili belediye başkanı döneminde inşaatına başlanıp bitirilen deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapılmış yeni bir binadan bahsediyoruz. Burası Ensar Vakfı tarafından yönetiliyormuş. Onunla da ilgili bir açıklaması var Murat Ongun'un saygısızca. O da dindar insanlarımıza, alnı secdeli insanlara kapak olsun. Murat Ongun diyor paylaşımında, Avcılar'daki binanın daha önce Ensar Vakfı'na ait bir yurt olarak kullanıldığı görüldü. Vakıf yurtlarında yaşanan çocuk istismarı vakalarıyla hatırlanıyor diye. Yani ben kendilerine çağdaş yaşamla ilgili onlarca cinsel taciz olayını ya gösteririm, davaları gösteririm. Gerek yok. Ali Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinin içindeki sapıklıkları, evet, tecavüzleri, çok tacizleri. Çok iyi hatırlattınız, çok doğru söylüyorsunuz. Sadece çocuklara değil, yetişkinlere de tacizler, tecavüzler. O milletvekilleri düzeyinde, hem de öyle yönetici veya belleten okul, öğretim öğretmeni vesaire değil. Milletvekili seçiyorsunuz siz. CHP Genel Teşkilatı yüzlerce, binlerce aday içerisinde seçip diyor ki Denizli'ye şu milletvekili adayını aday gösterirsek çok büyük başarı kazanırız. Bu adam ehil bir adam. Bu adamın şu özellikleri var diyor. İstanbul'da Özgür Karabat'ı eğer biz aday gösterirsek, Özgür Karabat
parmakla gösterilen bir kişi diyor. Sonra bakıyoruz, o parmakla gösterilen kişi önüne gelen bir kadınla gidiyor evinde veya bir ortak evde ilişkiye giriyor. O ilişki sonrasında da o kadın diyor ki ben seni videoya çektim. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na genel sekreter olarak şu adamı atattırırsın yahut da ben bu videoyu piyasaya sunarım, rezil rüsvay olursun diyor. Sonrasında da zaten rezil rüsvay olabilecek yüzleri olmadığı için o video piyasaya sunuluyor ama onlar yollarına devam ediyorlar. Diyorlar, aynı. Evet. Şimdi bu çerçevede Ensar Vakfı'nın kimlerden oluştuğunu, orada nasıl bir hassasiyet oluştuğunu, öğrencilere normal dersleri, ortaokul dersleri vesaire dışında Kur'an-ı Kerim'di veyahut da muhafazakar bir ailenin çocuklarına vermek istedikleri hangi eğitim varsa onların verilmeye çalışıldığını en fazla dindar muhafazakar insanlar biliyorlar. Saadet Partili Milli Görüş çizgisindeki insanlarımız biliyorlar. Şimdi eğer Ensar Vakfı'ndan alınıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi ben burayı işleteceğim diyerekten eğer bir binayı kendisi işletmeye başlıyorsa ve bunu da başarı olarak gösteriyorsa ve bir açıdan da Ensar Vakfı'nda da işte tacizler vardı diye suçlama yapıyorsa, dindar muhafazakar insanları suçluyorsa bu da milli görüş çizgisindeki insanların uyanmasına inşallah vesile olur diyorum. İşte o vesile olur diyoruz da adamlar aslında yalan söylemiyorlar projeleriyle ilgili. Projeleri bu. Bakın ne diyor? Biz geldiğimizde diyor başkanlık sistemini kaldıracağız. Bu Beştepe'yi de üniversite yapacağız. O zaman kafalarındaki plan şu. Üniversite açtık diyecekler. Yani bir yapı yapmıyorlar. Bir şey inşa etmiyor. Açtık diyecekler. İşte Merkez Bankası'nın 70 küsur katlı kulesi inşa ediliyor. Biz geldiğimizde onu şunu yapacağız. Buna dönüştüreceğiz. Ona da diyecekler ki açtık. Bakın bütün projeleri zaten yaptık üzerine değil. AK Parti'nin inşa ettiği, AK Parti hükümetinin inşa ettiği yapıları alıp yani nasıl yağma edeceğiz, nasıl değiştireceğiz, nasıl dönüştüreceğiz? Mesela TÜGVA, o iskele binasını şu an kullanıyordu da kiracısı durumundaki yeri kullanıp çoluk çocuğa orada küçücük yavrularımıza eğitim veriyordu değil mi? Orada bir şey yapıyordu. İşte geldiler, aldılar, başka bir şeye dönüştürecekler, açtık diyecekler. Yani bütün şey, proje zaten bunun üzerine dönüyor. Tek bir Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması var zaten. Dikili ağaçları olmayan CHP'liler diye söylüyor. Gerçekten baktığın zaman heykel dikmekten başka bir şey yaptıkları yok. Hangi belediyeydi? Dün internet sitemizde vardı. Şu kadar kadın heykeli dikecek diyerekten yaptıkları, yapacakları işte heykel dikmek, şu meydana heykel dikmek, bu meydana heykel dikmek ama yani bir yurt binası 2,5 yıl oldu ya. 2 günden, 2 aydan falan bahsetmiyoruz. Veyahut da şehrin altyapı sorunlarını ki hemen 2. ayında Ekrem İmamoğlu koltuğa oturmasının 2. ayında bir sel baskını olmuştu İstanbul'da. Kendisi de tatildeydi. Zar zor gelmişti. Evet, bir anlamda diyebilirsiniz ki ya altyapıyı da 2 ayda bir yeni belediye başkanı nasıl düzelsin? İyi güzel de 2,5 yıl oldu ya. Yani Haziran 2019'dan bahsediyoruz. Haziran 2019'dan geldik 2021 Ekim'ine geldik. Yaptıkları, inşa ettikleri bir bina göstersinler. Desinler ki biz burayı da şu amaçla inşa ettik. Şimdi de bunu faaliyete sokuyoruz. Yok. Oradan işte TÜRGEV işleten ki buradaki bakış açısını da şöyle açıklayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düşüncesi şuydu. Ya öğrenci yurdunu vesaire biz yönetmeye kalkarsak burada zorluklar yaşanır. Belediyenin görevi bu konuda vakıfların önünü açmaktır. Onlara imkan tanımaktır. Boş bir arsa varsa o arsayı vermektir. Kullanılmayan arsa ama öyle kullanılabilecek şekildeki bir arsayı da verip oradan bir gelir gelecekse şu vakfa bu vakfa vermek değil. Dolayısıyla TÜRGEV'e bir arsa verilmiş, bir bina yapılmış. Ondan sonra öğrenci yurdu olarak işletiliyor. Bir hizmet gene Türkiye'deki
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki öğrencilere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tahsis edilmiş oluyor. Yok şimdi Ekrem İmamoğlu diyor ki ben Türkiye'ye işlettirmeyeceğim o yurdu, ben işleteceğim diyor. Eski kafaya dönüyoruz bu sefer. Hangi kafaya dönüyoruz? Devletin, belediyenin her şeye parmağını soktuğu, kendi işini yapamadığı bir sisteme geri dönüş yapmış oluyoruz. Dolayısıyla burada öğrenci yurtlarını AK Parti zihniyeti biz vakıflara bırakalım, onlar yapsınlar ama biz de devlet olarak veya belediye olarak onların önünü açacak imkanları sağlayalım demişti. Şimdi Ekrem İmamoğlu tersine çevirdi bu işi. Hayır, dert o değil. Dert yani burada öğrencinin barınması ya da başka bir şey değil. Bu mütedeyyin kesime hitap ediyor. Biz bunu alalım, yakalım, yıkalım, dönüştürelim, başka bir şey yapalım. Ben şöyle söyleyeyim, yani tam olarak mütedeyyin kesime hitap etmiyor da belki yöneticilerini mütedeyyin yani olarak tanımlayabiliriz. Zaten. Herkes gidebilir. Gidebiliyorlar. Bugün... Gerçekten yani müracaat eden insanlar, başı açık öğrenci de var, başı kapalı öğrenci de var. İl başkanlığından bana referans getir de seni buraya alayım demiyor. Başarılıysa mesela TÜRGEV'in okullarında, TÜRGEV'in yurtlarında kalmanın karşılığı ne? Belli bir not ortalamasını yakaladıysanız, belli bir dereceniz varsa, YKS'de belli bir puan elde ettiyseniz gidip başvuruyorsunuz. Ona göre sıralamaya bu şekilde tabi tutuyorlar oluyor. Ve alınıyor. Ama mütedeyyin bir zihniyet yönetiyor. Milli ve muhafazakar bir zihniyet yönetiyor. Bunların derdi o. Şimdi lafa geldiğinde de bakın metronun M'si, ulaştırmanın U'su ne diyorlardı? Öyle şey olur mu ya? Devlet ayrım yapar mı ya? Devletin metrosu, belediye de devletin bir kurumu değil mi? Niye bunu yapıyorsunuz diyordu. Şimdi TÜGVA öğrenci şey yapıyor. O da bu milletin bir STK'sı değil mi? Sen diyorsun ki ben onu kaldıracağım, bunu götüreceğim, bunu yerine açacağım. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tabii ayrımcılık yapmamasını beklemek mümkün değil. Hemen o vakıflara mesafesini koydu. Şey yapmıyor ama bu. Anadolu Gençlik Vakfı'ndan tutun, Türkiye'ye kadar hepsine. Devlet yapmıyor ama. Niye yapmadığını söyleyeyim size. Bakın. Tepe başında TRT stüdyoları var. Stüdyonun hemen yanında TRT'ye ait otopark var. Kim işletiyor biliyor musunuz? İspark. Eğer AK Parti hükümeti deseydi ki zaten İspark'ın da nasıl bir borç batağı içinde olduğunu, genel müdürünün nasıl görevden alındığını biliyorsunuz. Buna rağmen... Yok, alınmadı. Görevden alınmadı. İstifa etti diyelim. İstifa da etmedi. Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. Takip edememişsin. Kafaları karıştırmak için alındı, görevden alındı diye haberler çıktı. Ya alınmış ya istifa etmiş. Çok önemli değil. Önemli olan şey bu. Piyasayı yatıştırmak için, yani bunun üzerine gitmeyin. Burada acayip bir yolsuzluk var. Sizi biraz sakinliğe davet ediyorum demek için o konu henüz daha belli değil. Görüşüyoruz arkadaşlarla dedi. Bunu dediğinin üzerinden 4 gün geçti. Koskocaman trilyonluk İspark'ın genel müdürü şu an görevden alındı mı, istifa mı etti? Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasıyla siz, boşluğa düştü. Siz trilyonluk İspark diyorsunuz da ben batık İspark diyorum. Batık, yani şu an dönüp baktığınızda borç batağında şey yapıyor. Ama bakın işte AK Parti hükümeti bunu yapmıyor. TRT'nin yanındaki o koca katlı otopark İspark'ın kullanımında. TRT nerede? Onların iddiasına göre iktidarın yandaşı. İktidar yandaşlarıyla dolduruldu diyorlar değil mi? Eğer öyle bir şey, öyle bir hasıl olmuş olsaydı ki bana göre de yapılmalı. İspark gibi bir kurumdan da kurtarılmalı. İBB ele geçirilmiş İspark'tan kurtarılmalı. Niye? O para işte o %35'ini CHP'den, %15'ini şuradan, %15'ini buradan alıyoruz dediler ya. HDP'nin değnekçilerinin payına düşen yer o İspark, oraya gidiyor o para. Oradan alınıp millete kazandırılmalı. İspark, oradaki tepe başındaki alanı İspark işletiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hemen karşısında Bez Mahallemi'nin yanındaki otopark. Yine kamunun. Kim işletiyor biliyor musunuz? İspark işletiyor. Bakın eğer benzeri bir zihniyette olmuş olsaydı AK Parti hükümeti, İBB bizden gitti mi? CHP yönetimi kazandı mı? Hazır bahanemiz de var. İspark böyle de borç batağına sürüklüyorlar. Hadi orayı alalım. Hadi TRT'ye de talimat verelim. Sözleşme süresi dolduğu halde o da orayı alsın elinden demiyor. Evet. Ama böyle bir şey. Şeyi bile söylediler canım. Vakıf Bank veyahut da Türk Hava Yolları dönemsel olarak sözleşme yapıp ihaleyle Damacana su alıyormuş. Evvelki dönemlerde Hamidiye kazanmış AK Parti Belediye Başkanlığı döneminde. Sonraki yılda
Ekrem İmamoğlu gelince suya falan zam yaptı Hamidiye sularına. Dolayısıyla onlar da bakmışlar, daha uygun fiyat verenler var. Hemen şöyle bir algı oluşturdular. İktidar değişikliği oldu belediyede. Onun evet. için o bu iki Hamidiye kamu tüzel kişisi dedi. Artık almıyorlar, vazgeçtiler diyerekten algı oluşturdular. Şu sözcüsü Cumhuriyeti böyle yalanları da yazmaktan utanmadılar. Evet, şimdi reklama gidelim, döndükten sonra devam edeceğiz. Evet, geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yurtlardan giriş yapmışken Akit'in manşetiyle devam etmiş olalım o zaman. Hem TÜGVA'ya yönelik, TÜGVA'nın adalardaki gasp edilen yerine yönelik tepki, hem de Çatalca'daki mescide yönelik CHP'nin o CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin zulmünü birleştirmiş Akit, başka bir güncel konuya dikkat çekmiş aslında bu iki haberi birleştirerek. Bence güzel bir formül. Neye dikkat çekmiş? Sürekli deniyor ya işte, ya bizim kefilimiz Temel Bey'dir. CHP artık o eski CHP değil. CHP dönüp hesaplaşmalı geçmişiyle. Biz o CHP değiliz, yeni bir CHP'yiz deniyor ya. İşte biz de sürekli söylüyoruz ya, bu bir aldatmaca. Aslında seçimden seçime, hani 50+1'i yakalayabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi kılık değiştiriyor. Asıl Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir, Edremit'teki çarşafa zincir vurup o zincirin altından yarı çıplak bir kadın çıkarandır Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti. Aslında odur diyoruz ya, işte bunun en somut belgesi demiş Akit manşetinden. Demiş ki CHP'nin eskisi de yenisi de din karşıtı, CHP'de değişen hiçbir şey yok, aynı CHP. Evet, şimdi ben hayret ediyorum. Gerçekten olaylar yaşanırken bizim de bazen basiretimiz bağlanıyor ama şöyle bir fotoğraf, siz konuşurken düşündüm. Ya şu olayla ilgili Saadet Partisi'nin bir görüşü yok mudur acaba diye. Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı'na diyor ki elinize dizinize dursun. 45 lira olan öğrenci, yüksek öğretimde öğrenim gören öğrencilerin burslarını 45 liradan, hem de o tarihte bütün öğrencilere de verilmiyordu. Sadece belli sayıda öğrenciye veriliyordu. Talep edenlerin yarısı kadar öğrenciye veriliyordu. Şimdi bütün talep edenlere veriyoruz ve 45 lirayı da 650 liraya çıkarttık diye açıklama yapıyor. Ve sonrasında da diyor ki sizden aldık, devir aldık bu iktidarı. Elinize dizinize dursun CHP, Kemal Kılıçdaroğlu diyor Cumhurbaşkanı. Cevabını hemen Temel Karamollaoğlu yetiştiriyor. Diyor ki öğrencilere, cevap değil aslında, çarpıtarak karşılık vermiş gibi oluyor. Yani her konuda açıklama yapabiliyor Temel Karamollaoğlu. Ya öğrencilere elinize dizinize dursun denilir mi ya, böyle bir şey olur mu diye Tayyip Erdoğan'a cevap veriyor. Versin, muhalefet partisidir, hakkıdır. Hayır ama çarpıtılmış söze çarpıtılmış, ona da itirazını da söylüyor. Doğru, veriyor. Doğru. Boğaziçi öğrencileriyle ilgili bir şey söylendiği zaman hemen Temel Bey çıkıyor, açıklama yapıyor. Diyor ki olmaz diyor. Öğrencilere niye siz böyle şeyler söylüyorsunuz? Öğrenciler neler neler yaptığı halde gene gündeminize gelir. Ben yalnız konu olarak söylüyorum bunu. Başka bir olay oluyor. Hemen Temel Karamollaoğlu söylüyor ki söyleyecek muhalefet partisinin genel başkanı. Affedersiniz, bu olay nedir? Bu olay nedir? Yani bu olayla ilgili herhangi bir görüşü yok mudur Temel Karamollaoğlu? Milli Gazete'nin birinci sayfasında güzel haber. Avrupa'nın en büyük camisine tehdit mektubu. Ama eş değer yanında, sağında, solunda, köşesinde şey yok. Çatalca'daki camiyi, İBB'nin, cami demeyelim, mescidi, 45 metrekarelik mescidi durdurduğu, yıkmaya çalıştığı ile ilgili bir haber yok. Nedir? Yani haber değerimi görmüyorlar. Mescidi yapmak isteyenlerin yanlış yaptıklarını mı düşünüyorlar? Oraya mescide ihtiyaç yok mu diye düşünüyor. Hem Saadet Partisi, hem Milli Gazete, hem Milli Görüş çizgisindeki insanlar. Ne düşünüyorlar acaba? Bir görüşleri yok mu? Bir düşünceleri yok mu? Çıksınlar açık yüreklilikle desinler belki ki. Fuzuli, belki Fuzuli. Tamam, Fuzuli desinler.
Tamam yani Mescid-i Zırar desinler. Ne diyorlarsa konuşsunlar. Ama konuşmadan ondan sonra başkalarına da efendim şeffaf olacaksınız. Şeffaf de siz şeffaf olun ya. Arka planda ne yapıyorsunuz? Ne işler kotarıyorsunuz? Bakın Ensar Vakfı, Ensar Vakfı'nın hemen hemen yöneticilerin %70'i, %80'i milli görüş çizgisinde insanlardır. E şimdi söyleyin ya, Ensar Vakfı'ndan almış İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir binayı almış, biz açıyoruz diyor. Bununla ilgili Saadet Partisi'nin genel başkanının bu doğrudur diyebilir, desin. Veyahut da bu yanlıştır, bunu da diyebilir. Veyahut da ya şöyle şöyle yaparak olsaydı daha iyi olurdu. Bir iki sene, üç sene beklendikten sonra alınsaydı, onlara da bir imkan tanınsaydı, bir kendilerini hazırlamaları için süreç tanınsaydı, değişik ne görüşü varsa söylesin. Var mı? Yok. Ama her konuda Tayyip Erdoğan'a saldırmak için... Geçen Ali Babacan aslında dün verdiğimiz görüntüdeydi. Vakit dar zaten şeydi, o yüzden görüntünün tamamını yayınlamamıştık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk dört maddeyle ilgili tabii diyor ya, o videonun son bölümünde başka bir bölüm daha vardı. Ali Babacan'a soruyorlar, diyorlar ki ilk dört maddeyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz, değiştirilmeli mi? Biz şimdilik o konuyla ilgili açıklama yapmayalım diyor. Diyor ki yani peki niye? Diyor ya şu an Türkiye buna hazır değil, belki daha şey bir ortam oluşursa o zaman açıklarız. Yani şimdi... Çatalca'daki camiyle alakalı tavır da bu. Biz şimdilik o konuyla ilgili, Diyanet'le ilgili, biz şimdilik o konuyla ilgili açıklama yapmayalım. Ayasofya, şimdi onunla ilgili açıklama yapmayalım. AYT'ye saldırıyorlar, onunla ilgili de şimdi açıklama yapmayalım. Ne zaman? Şimdi değil, biraz daha sonra. Ama kömür fiyatları %100 artmış. Ya kaç kişi kömür yakıyor artık Türkiye'de? Doğalgazın gitmediği il kaldı mı? Herkes doğalgaza geçti. Doğalgazla ilgili bir zam var mı son iki ay içinde? Sanayiye geleni söylemiyorum. Sanayiye gelen zam mı? Sanki evlerde kullanılan doğalgaza zam yapılmış gibi takdim ettiler. Onu bir kenarda tutuyorum. Doğalgaza zam gelmedi. Söyledikleri %100. Peki dünya genelinde ne olmuş o kömür? Yani dünya genelinde fiyatları stabil giderken Türkiye'de kömürün fiyatı %100 artmış mı? Hayır. Dünya genelinde %100 artmış, %90 artmış, Türkiye'de de artmış. Kömür yardımı yapılırken de herhangi bir grizum patlaması olduğunda koşa koşa oraya gidiyorlardı. Diyorlardı ki kömür mü derdimiz? Çıkartmayın kardeşim, yere batsın kömür diyordu. Şimdi... Kömür fiyatı artınca aynen ayçiçeğinin geçen sene bütün dünyadaki o tırmanışı gibi bu defa kömüre yöneliyorlar. Dolayısıyla Milli Gazete eğer gerçekten bir manşet atmak istiyorsa dünya genelinde fiyatı artan bir ürünün sanki sadece Türkiye'de fiyatı artmış gibi göstermek yerine, çarpıtmak yerine, yani yalandır bu. Yalandır. %100 kömüre zam geldi dediğiniz zaman okuyucunun üzerinde, okuyucunun nezdinde şu izlenimi bırakırsınız. Dünya genelinde kömürün fiyatları durgun ama Türkiye'de %100 zam geldi demiş olursunuz. Evet, kış kapıda, kömür tavanda. Hem de tam kış gelirken yapmış AK Parti iktidarı kömüre %100 zammı gibi algı oluşturursunuz. Haksız bir suçlama mı yapıyorum, değil mi? Buyurun, ekonomik sorunlar denince akla ilk başta gıda fiyatları gelse de ısınma giderleri de ciddi zamlar devam ediyor. Yani diyor ki AK Parti iktidarı, dünkü manşetinde de zaten vardı, yapamazsınız, edemezsiniz diye. Ben şimdi soruyorum, Ensar Vakfı'ndan bir yurt elinden alınıyor yapılmış sözleşmeye rağmen. Sizi hiç ilgilendirmiyor mu Milli Gazete? Hiç mi ilgilendirmiyor? Sizin... Çoluğunuz, çocuğunuz Ensar Vakfı'nda kalmadı mı hiç? Bir olumsuzluğuna şahit oldunuz mu? Adamlar hem alıyorlar hem de bir de daha ahlaksızlıkla suçluyorlar Ensar Vakfı'nı. Sizin hiç kanınıza dokunmuyor mu ya bu? Yapamıyor musunuz haber? Niye yapamıyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Allah'tan başka korkacağınız kim var? Bize soruyorsunuz. Tayyip Erdoğan'dan bu kadar korkmayın. Ya Tayyip Erdoğan'ın yaptığı yanlışı da İstanbul Sözleşmesi'ne imza atılmaması gerekirdi diye
Yazdık biz. E siz de bir tane deyin ki Ekrem İmamoğlu şunu da yanlış yaptı deyin ya. Varsa bir cesaretiniz göreyim. Temel Karamollaoğlu. Ya bir tane, bir konuda İstanbul'u, yani Türkiye'nin beşte biri diyebileceğimiz bir nüfusa sahip olan şehri yöneten Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı işlerden bir tanesini de eleştir ya. Doğru yaptığı bir işi eleştir demiyorum. Akşamın Göbek Haberi, bugün TÜGVA'ya, yarın başkasına diyor. Yarın başka bir vakfımıza yapacaklar bunu diyor. Bakın, vakıf ismi vermiyor. Başka vakfımıza, vakıflarımıza, o vakıflardan biri kim mesela? AGD. AGD orta öğrenim eğitiminin ilerletilmesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı kimle anlaşma yaptı? Anadolu Gençlik Vakfı'yla. Şu Cumhuriyet Gazetesi'nde dedi, dinci vakıfla, dinci vakıf orta öğrenime sızdı dedi. Orta öğrenimlerde yarın geldiklerinde ne yapacaklar? Aynen kaldıracaklar. Gelirlerse, öyle bir ihtimal olursa, gelirlerse yapacaklar. Yaparken de ne diyecekler? Diyecekler ki, kardeş TÜGVA yaptık, TÜRGEV yaptık. Sesiniz çıkmıyordu, şimdi niye sesiniz çıkıyor diyecek. Dolayısıyla burada Saadet Partisi'ni de ben samimiyete davet ediyorum. Eğer gerçekten CHP ile ittifak yapıyorlarsa bunu çıksınlar, açık açık söylesinler. Biz seçime doğru o konuyu görüşeceğiz diye milleti de aldatmasınlar. İnsanları böyle kandırarak, oyalayarak süreci biz bir götürelim. Seçime yakın tarihte de bir olduğu bittiğiyle yapacağımızı yaparız diye düşünenler aldanırlar. O milli görüş çizgisini, evet bugüne kadar insanlarımız, dindar insanlarımız desteklemiş olabilirler. Ama CHP ile yaptıkları 2018'deki o ittifak gerçekten bir oldu bitti çerçevesinde araya kaynadı diyebiliriz. Ama bu dakikadan sonra artık o dindar seçmen CHP ile yapılacak bir ittifakı, hele hele Ensar Vakfı'na şu yapılan ahlaksızca saldırıları gördükten sonra, diğer vakıflara yapılan saldırıları gördükten sonra artık CHP ile ittifak yapacak bir milli görüş çizgisini bu taban kabul etmeyecektir diye tahmin ediyorum. Evet, şu TÜGVA'nın Adalar Temsilciliği'nin bulunduğu o iskelenin önündeki binanın alt katını da bizzati orayı basmaya giden, sabahta vardı bugün yanlış hatırlamıyorsam gördüm haberi, orayı basmaya giden CHP ilçe başkanının ablası işletiyormuş. Şimdi öyleyse şöyle bir şey de çıkıyor. Ben şimdi konunun tam ayrıntısını bilemediğim için bazı görüntüler servis ediliyor. Hı. Aslında vakıf burayı sadece öğrencilere Kur'an öğrenmeleri, diğer yetenekler kazandırmak için kullanmıyor. Bir de kına geceleri düzenleniyor diye bir yarı buçuk dansöz oynatılan fotoğraflar yayınlanıyor piyasada. Hı hı. Vakıf yetkilileri açıklama yaptılar. O iki fotoğraftan bir tanesi 2016 yılına ait. Yani 2018 yılında biz orayı kiraladık. Dolayısıyla bizden önceki bir döneme ait. Bizim sorumluluğumuz altında değil dedi. Peki ikinci fotoğraf diye kendilerine tekrar sorulduğu zaman, ki ikinci fotoğrafta insanların maskeleri var. Demek ki koronalı dönemlerde olan bir şey. Dolayısıyla 2018 yılında da siz burayı kiraladığınıza göre sizin sorumluluğunuz altında diye sıkıştırıldığı zaman söyledikleri bir şey var. Diyorlar ki buradaki kilidi değiştirerek bizim olmadığımız saatlerde kullanılmış. Şimdi eğer alt katı, üst katı da CHP'li il başkanı, ilçe başkanı tarafından kullanılıyorsa işin gerçeği ortaya çıkıyor demektir. Vakıf yetkililerinin olmadığı saatlere denk getirip orada demek ki kına geceleri düzenleniyor. Zaten benim de eleştireceğim bir şey var. Şimdi fotoğrafı Sabah Gazetesi belki, gerçi Sabah Gazetesi'nin o kadar bir hassasiyeti yok ama yarı göğüs dekolteli fotoğraflar var, kına gecesi, ama yani kadın kadına bir kına gecesi de değil, erkeklerin de bulunduğu bir kına gecesi düzenleniyor. Şimdi TÜRGA ile ne alakası var o kına gecesinin, benim de diyesim geliyor ama vakıf yetkilisi de diyor ki gerçekten bizimle bir ilgisi yok. Ben de buradan şimdi çağrıda bulunuyorum, çıkartın. Tabii. Çıkartın. Kimdir bu? Kimdir vakfa verilen bir yeri kullanan? Nasıl kullanmıştır? O kına gecesini düzenleyen adamlar kimlerse. Ben size hadisenin aslında az buçuk ne olduğunu söyleyeyim. Buyurun. Yani bu konuyu da, şimdi söyleyeceğim konuyu da çok iyi araştırdığınız için.
Şimdi hani gezi eylemlerinde Taksim'de Divan Otel'le şeyin arasındaki alanda bir İspark'ın, o dönem Büyükşehir Belediyesi'nin İspark'ın bir otoparkı vardı ya. Hani İspark mı işletiyor, Divan mı işletiyor? Tamam, mülkiyet İspark'ın ama Divan'ın sözü geçiyor orada. Orayı fiilen yönetiyor gibi görünüyor. Hani bir ifade kullanıldı ya, kullanılıyor ya sık sık. Yani buranın Divan Otel tarafından işletildiğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Onun gibi bir durum var. Yani o mülkiyeti şey kullansa da, TÜGVA kullansa da bunlar o kilit değiştirme, kilidi kırma ya da kendilerine anahtar yapma olayıyla büyük ihtimalle gelip orada bu etkinliği yapmışlar. Evet. Benim öyle tahminim, TÜGVA bunu söylemiyor ama zannederim ki şeyden de... Ama şimdi de... o kına gecesini artık bu iş namus işine dönüyor. Yani siz bir vakfa, kardeşim burayı vakıf olarak kiraladınız, sonra kına geceleri düzenleyip para topluyorsunuz diye bir suçlama yapılıyor. Eğer Murat Ongun'un bu suçlaması doğruysa vakıf yetkilileri de kim yapmıştır bu işi çıkartıp o adamı da kapının önüne koymaları gerekir. Çünkü burada bir de belki de oradan alınan bir paranın cebe atılması söz konusu. Evet. Devamında ama... belki kendi yakınlarına bir tane kına gecesi düzenlenmiştir. Periyodik olarak belki yapılmamış olabilir bu iş. Bir de şunu da hatırlatalım. Yani İstanbul'da yaşamayanlar için şahane bir manzarası var. Adana, o adalarda deniz manzarası. Yani insanların belki bir gece için 5 bin lira, 10 bin lira verip bayıla bayıla orayı tutacağı bir mekandan bahsediyoruz. Eğer vakıf içerisinden birisi işgüzarlık yapıp bir yakınına burayı verdiyse onun kapının önüne konulması lazım. Eğer vakıf yapmadığı birileri kullandıysa o zaman da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturup bir vakfa iftira edenler hesap vermek zorundadır. Onlar hesap verirken de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da iki günde bir sıkıştırmamız lazım. Ne diyorsunuz bu iftiraya? Evet. Şimdi şeydeki sabahtakini arkadaşlar verecek ekrana tekrar. Orada önceki günkü baskında Ali Ercan Akpolat şeye de alınmış. Yuvarlak bir işaret içerisine de büyük alınmış. Büyük ihtimalle orayı da kendisi kiralayacaktır. Yani işte ben diğer tarafı vakıftan alındıktan sonra artık onu bilemiyorum ama o işgal esnasında çekilen selfie'de, fotoğrafta da işte kurtardık burayı diyen CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ablası Gönül Dinler hemen altındaki Alem Büfe'nin kiracısı. Orayı kullanıyor. Şimdi büyütmesin arkadaşlar ekranı. Alkol fotoğraflarını yayınlamayalım. Alkol satılan bir işletmesi var. İşletmenin ruhsatı yok. Ruhsatının olmayışıyla ilgili de bakın. Kira sözleşmesi yok. O olayla alakalı da DSP Adalar, bakın DSP AK Parti değil. DSP Adalar İlçe Başkanı Naim Murat Pekin de diyor ki ya biz defalarca şikayet ettik. Ya buranın ruhsatı yok, kira sözleşmesi yok. Burayı nasıl işletirsiniz dedik. Adalar Belediyesi'nden de İBB'den de hiçbir tepki alamadık. Olayın üstünü örttüler. Şimdi kirayla bir yere kullanan vakfa gidiyor zabıtalar ya. Haliye'ye. Aynı yerde bir alt kat veya bir değişik mekanda kirasız kira oturana kontratı olmadan ona devam et, devam et yemeye. İşte bunların hepsini Süleymancı kardeşlerimiz de görsünler. Milli Görüş çizgisindeki kardeşlerimiz de görsünler. Biz şunu söylemiyoruz. AK Parti %100 tertemiz, pırıl pırıl, sahabe gibi haşa demiyoruz. %99 diyoruz. Temizdir diyoruz. %1 her partide zaten olur diyoruz. Ama desteklediğiniz, ittifak yapmaya çalıştığınız CHP'de ise %50 bile bulamazsınız dürüst adam diyoruz. Ya tecavüzcüdür, ya tacizcidir, ya böyle belediyenin malına parasız konanlardır. Veya bir vakfa verildikten sonra orayı boşalttırmak için kumpaslar kurup
kendisi de fiilen kullanan insanlardır. Biz bu işin yine fikri takibini yapalım. Lazım. Yine de böyle dememek lazım. Fikri takibini çünkü yapalım. Bakın bilmediğimiz ayrıntılarını dört dörtlük bilmediğimiz halde hodri meydan diyorum. Bakalım ne çıkacak? Bakalım sonunda CHP'lilerin kumpası mı çıkacak? Yoksa o vakfın yetkilileri orayı fiilen şu kına gecesi, bu kına gecesi diye kiraya mı vermişler periyodik olarak? Bir görelim. Bir tane, bir tek kına varsa onu kenarda tutuyorum. Ama periyodik olarak eğer vakıf orayı kiraya verdiyse o zaman da onlara sormamız lazım, dememiz lazım ki kardeşim eğitim için diyorsunuz ama bu işler için kullanmışsınız. Dolayısıyla diktatörün olduğu ülke diyorlar. Emniyet AK Parti'nin elinde diyorlar vesaire vesaire ama Demokratik Sol Parti yani CHP'nin ikiz kardeşi bile diyor ki burada kardeşim CHP'lilerin yaptığı bir el koyma var, işgal var diyorlar. Kira bile ödemiyor bu adam diyorlar. Ruhsatı bile yok diyorlar. Kaymakam değil mi bu işin yetkilisi? Emniyet değil mi bu işin yetkilisi? Belediye değil mi bu işin yetkilisi? Adalar Belediye Başkanı şu an Can Dündar değil mi o? Can Dündar'ın ortağı olan diğer Can değil mi? Ankara temsilcileri değil mi Cumhuriyet Gazetesi'nin? CHP'nin bütçesini CHP'li belediye meclis üyelerinin dahi onaylamadığı, yarın öbür gün bunun hesabını veremeyiz, hepimiz mahkemede yargılarız. Yargılanırız, 6 milyon ya, kayıp. Kayıp. 900 tane at kayıp. Neler neler kayıp daha ama bu konuların hiçbirisiyle ilgili biz Temel abi'den bir açıklama duyamıyoruz. Bunlar sanki gayet doğal, meşru uygulamalarmış. Varları yokları sabahtan akşama kadar Tayyip Erdoğan ne dedi? Onun üzerinden çarpıtma yapıp Tayyip Erdoğan'a eleştiri getirmek. Şimdi gruba bir fotoğraf attım. Dün önceki gün Boğaziçi hadisesindeki şeyi verecek arkadaşlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Naci İnci'nin makam aracında, Naci İnci de içerisindeyken aracının üzerine tırmanıp üzerinde tepinenlere ilişkin bir yarı çıplak bir herifle yanında bir kadın daha vardı olayı organize eden 10 kişilik bir ekip gözaltına alınmıştı. 8 adli kontrol şartıyla fotoğrafı verin arkadaşlar küpürden ziyade. Gözaltına alınmıştı. İkisi o yarı çıplak beyefendiyle, öğrenciyle ünlem koyalım yanına. Yanındaki diğer provokatör tutuklanmıştı. Bugün Sözcü gazetesinde bakın şu fotoğrafa iyi baksın izleyicilerimiz. Bugün o habere ilişkin hiç o fotoğrafa dahi değinmeden Sözcü haber yapıyor. Polis Boğaziçi'ni ablukaya aldı. Allah Allah, niye ablukaya almış? Rektörü protesto eden iki öğrencinin tutuklanmasının ardından dün de Boğaziçi Üniversitesi'nde gerilim yüksekti. Rektörü protesto eden iki öğrencinin tutuklanmasının ardından. Nasıl protesto? Şimdi ben şöyle bir çağrıda bulunmak istemiyorum. Bu haberi okuyup, bu yayını izleyip 6-7 Ekim olaylarına dönmesin diye bu çağrıda bulunmak istemiyorum. Birileri de gidip Yılmaz Özdil'in, Sözcü yazarların arabasının üstünde tepinirse ve bunun da sadece sıradan bir protesto gösterisi olduğunu söylerse ne tepki verecek Sözcü? Bunu demek istemiyorum. Kimse böyle bir şey yapmasın. Bu doğru değil çünkü. Tutuklama nedenidir. Nedeni olmalı bu ülkede. Yargılanma nedeni olmalı. Ama Sözcü bu haberi verirken aynısını kullanıyor. Karar bu haberi verirken öğrencilere terörist muamelesi diyor. Dünkü küpüründe Karar ne diyor? Rektörü protesto ettiniz gözaltıları. Ya protesto mu? Aracın ya Akif Bekir'in aracının üzerinde tepinseler. Ne diyecek bu adam? Yani bu dakikadan sonra tepinsinler diyeceğim ben artık. Yani bu dakikada protesto derseniz, meşru derseniz sen demedin mi kardeşim meşru bir haktır. Protesto etmek meşru bir haktır. Bu adamların tutuklanması yanlıştır demiyor musunuz? Diyorsunuz. O zaman Akif Bekir'in arabasının üzerinde ben tepinmek istiyorum diyen adam da meşru hakkını kullanmış olur.
Diğer Karar Gazetesi'nin yazarlarının arabasının üzerine çıkıp tepinenler meşru hakkını kullanmış olur. Evet, siz Karar Gazetesi'ni söylediniz. Öğrencilere terörist muamelesi diye veriyorlar ama hemen üzerinde de arkadaşlar ikisini birden verebilirse Karar Gazetesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşturarak diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu gerilimden kaygılıyım. Gerilimi kim çıkartıyor affedersiniz. Evet. Ben mi çıkartıyorum? Boğaziçi Üniversitesi'nde 211 üniversiteye atandığı gibi bir rektör atanmış. 210 üniversitede bir problem yok. 211. üniversitede Melih Bulu'ya biz itiraz ediyoruz dediler. Siz kimsiniz dedik. Biz öğrenciyiz burada, biz öğretim üyeleriyiz. Bize sorulması lazımdı. Hangi dünyanın hangi üniversitesinde öğrenciye veyahut da öğretim üyesine evet. soruluyor diye Hemen tamamlayalım mı? Çok özür diliyorum. Kesiyorum Ali Bey. Sayın Cumhurbaşkanı bir programda konuşuyor şimdi. Bizim de kapatmamız Buyursun. Gerekiyor. Atatürk Havalimanı'ndaki hangi programda konuşuyor ona da bakayım. Ulaştırma ve haberleşme şurasında konuşuyor Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ona gideceğiz. Allah'a emanet olun. Haftaya pazartesi görüşmek dileğiyle. Ali Bey sizden de özür diliyorum. Estağfurullah. Buluşmak ümidiyle inşallah.